Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'akıbatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala hayri hukki Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ama bat, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bilal ibn-i Rabah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muazzine. Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh'u ayetede, Ebu Bekir seyyiduna a'taqa seyyidena. Ebu Bekir bizim seyyidimiz, seyyidimizi azat kıldı. Yani Bilal ibn-i Rabah'tı. Bilal ibn-i Rabah, raziyallahu anhu, Rasulullah s.a.v'nin muazzinini itikad yoludaki, akide yoludaki kıssası nihayette bir acibdir. Zaman bir neçe bar tekrarlaştığında maral kılmıydı ve kulaklar bu kıssanın eşliğinden çerçemeydi. Bilal ibn-i Rabah, bu atası ismi Rabah, anasının ismi Hamame, Kara Habeş kullarının balası. Ben Abdüdar'a karşılık kullardan, çörülerden buladı. Ve Umayyad ibn Halef'ga kul bo'lib o'tkazilgan hisoblangan oila bo'ladi. Bilal roziyallohu anhu ma'nosi Habash bo'lgan, qora tanli bo'lgan. Tug'ilganda qul bo'lib tug'ilgan. Otasi ham qul, onasi ham qul. Tug'ilishligi bilan qullikni bo'yniga olib tug'ildi. Alloh taolaning taqdiri. Makkada yangi dinning nuri tarqaganda Rasulullah sallallohu alayhi vasallam tavhid degan kalimani oshkor qilib da'vat qilishni boshlaganda Bilal birinchilardan bo'lib islomga kirgan kishilardan edi. Hala imonga kelganlarning soni 10 ta yetmasdan turib, ana shu 10 ta yetmagan musulmonlarning qatorida bittasi Bilal ibn Rabah radhiyallohu anhu edi. Bu islomga avval kirganlar Hadisha bint Huvaylid, Abu Bakr Siddiq, Ali ibn Abi Talib, Ammar ibn Yasir, uning onasi Sumayya, Suhayb Rumiy, Miqdod ibn Amr va mana shularning qatorida Bilal radhiyallohu anhu. Yuqorida aytib o'tilgan kishilardan Abu Bakr, Ali bu kishilarni Makkada urug'lari kuchli urug' bo'lganligidan. Boshqalarning aziyatlaridan himoya qiladigan qo'rg'oni bor kishilar edi. Lekin Yosir, Ammor, onasi Suhayb, onasi Sumayya, Suhayb va Bilolga o'xshagan himoyachisi qarovchisi bo'lmagan kishilarga Makka mushriklari eng qattiq azoblarni yetkazishdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu mana aytdik, Bilol va Bahmir sotib olgan, sotib olgunga qadar bo'lgan voqeasi haqida ozgina gaplashishimiz kerak. Makka mushriklari boshqa qullarga ta'lim bo'lishi uchun, boshqa insonlar bu narsadan ibrat olib, Muhammadning diniga ergashmaslik uchun mana shu zaif kishilar ustida bir qattiq azoblarni berdi. Abu Jahl Sumayyani qattiq azobladi. Alal oxir qorniga nayzani sayib o'ldirdi. Islomda birinchi shahid bo'lgan, jon fido qilgan kishi bu ayol kishi Sumayya bo'ldi. Boshqalarni ham holati mana shunday bir achinali qattiq edi. Bilal ibn Rabohni azoblashlik Umayyad ibn Halaf, uning xo'jayini bo'lgan Umayyaga topshirildi. Uni kun tikkaga kelganda Makka qumlari qisir cho'q o'xshab turgan paytda kiyimlarni yetishar edi. Ustiga temirdan bo'lgan libosni kiygizib, obtoyga qo'yib qo'yishar edi. Mana shunday bir azobdan to'xtatishmasdi, ustidagi temir kiyimlarni yechib turib, qamchilar bilan kuraklarni urib, yorib savalashar edi. Va Muhammad alayhisalomni so'kishlikka majbur qilar edi. Bu qattiq azob qayda ta'sirida qolgan ba'zi bir sahobalar bu og'riqlarni, mashaqqatlarni ko'tara olmasdan ular talab qilgan narsaga rabbi deb javob berardi. Ammo ibn Yosir mana shunday bir qattiq azobladiki Abu Jahl payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni dinidan qaytdim dedi. Lot va Manot Uzzo dedi. Bu kim dedi? Muhammadni so'kasan dedi. Azobni qattiqligidan ko'zini oldida otasini ham onasini ham o'ldirganda Ammor shunday bir tushkunlik kechdiki, payg'ambar alayhisolamni so'kishlikka ham majbur bo'ldi. Unga ham Abu Jahl chidamadi, aytdiki, rozi bo'lmasdan, "Mana o'lmalab ketayotgan qo'ng'izni meni Robbim deysan, Xudoyimsan" dedi. Shuni aytishlik darajasi qattiq azob berishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelganida yuziga qaramadi, "Ya Rasululloh, qanday qilib yuziga qarayman?" deganda agar seni kelib qiyna mana shunday azob berishsa, yarvalmatta so'kib qo'yaver dedi. Chunki qalbi Alloh va Rasulining muhabbatidan to'lib toshgan edi. Lekin Bilal ibn Rabah har qancha azob berilsa ham biror marta uratgan narsani labbay deb javob bergani yo'q. Ular uni azoblar ekan ahadun ahad. Qamchilar bilan ko'kraklarini urib yorib tashlar ekan ahadun ahad. Jamiki holligini qo'yib urar ekan ahadun ahaddan boshqa kalimani talaffuz qilmasdi. Lot va Manotni eslatsa, film aylamayapti. Ularda ayta olmayapman deydi. Muhammad dini nima deysan? Ahadun ahad. Umayyad ibn Halaf Makkadagi eng bir qivag'ri qattiq qo'l bo'lgan kofirlarning boshliqlaridan edi.
Bilal'ını azablab, çerçe malallab ketkenlikiden boynuge, sırtmağını salıp, tarin kılıp tartıp, Mekke'ni yaşballarıge, tinteylerge, ipini şat koyardı, södere yürüp uğraylar derdi. Bilal'ını bana şimdi södere yürüp, hor kılıp azablaşardı. Ular aybı bittiydi. Ular niye aybı bittiydi? Rabbim Allah da koyanıdı. Abu Cahil, gel Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ya yuhannas, kulu la ilahe illallah, tuflih ve adamlar, la ilahe illallah deyip koyulur, yengesiler, yutasılar, cennet yekiresiler dese, ayetişerdi ki, 10 ta kelimene ait, kaytaramız. Lekin bunu kaytarmayımız derdi. Sabah. Çünkü öyle ahırım kelimemdi bu. La ilahe illallah kelimesini etken kişi, Allah'tan özge ilah yok, degeni, halal dediğinem Allah, haram dediğinem Allah. Allah'ın iznisi seçmese kımıymen, Allah ruhsat begemesini kılaman, Allah'ta çizgiden çıkmıymen de gene buladı. Ular Arap'ıdı. İlah kelimesinin manasını şunu şaradı. Allah'tan özge ilahı yok de koysa, yine erkeğe gidi ular. Kafir basıyam, cahil basıyam erkeğe gidi. Şu yaptı yapırsa, cevap beriş kere gidi ular. Hamzat'ın Abdülmuttalip, Peygamberimizde Abu Cahil kat hakaratı kendi kelip, başını keman bula uğru yarıp durup, özün müşür yukarıda. Ciyanıge bugün hamiyatıdan, ciyanıge bugün bir muhabbatıdan, Muhammed'de dini de men boptur, kan diye onu sen hakarat bulasan dedi. Cahil dostu da gapır vardı da, keçesine oylanıp çıktı. Kan ne kılıp gapır vardı bu yaptı? Muhammed'de dini yotma yani be. Lekin muhabbatı katı tutup, uruhçilik asabiyası tutup, kelime anayeti vardı. Lekin keçesi buna oylandı, gapıdan kaçtık, bunlar için ölümden kattık o yan. Bizi farkımız onlardan. Biz bu kelimenin manasını şunluyumuz ait oramız. Ular bu kelimenin düşünmeyen şunun için aitmeyen. Çünkü aitse cevap veriyorlar. Haram dedi mi? Yığıştırış gereği bu yan. İrtilap geledi. Allah'dan soradım. Kalbimge tasdikine doğru yolu hidayet kıldırdım. Allah hidayet kıldırdı. Hamza raziyallahu anh'a tezgür edip Peygamberimize kelime geldi. İmmet geldi. Abu Cahil'e çünkü aitmesiydi. Bilal'ın evi şuydu. Rabbim Allah'dı koyan iyi. Bana şimdi yaşbalar halkla getirerek sudara yürgen payıttı. Abu Bakir Sıddık raziyallahu anh'a keledi. Ev maya dedi. Bilal'ını satmayın dedi. Kımmat nakkalı men dedi. Sonra yapılıyını veremen dedi. 10 okuya altın veresen dedi. Keliş dedi. Kullu kalkıp kullu yandan keyin Umayya Abu Bakir'de içini tırnamak çıvı olup eğer bir okuya soruyan yine birerdim dedi. Bir okuyayım satıvarardım dese Abu Bakir Bilal'ın şanını kötü arıştıydı kareyin. Eğer sen yok edip durgen yine 100 okuyayım satıvarardım senden dedi. Yani gel bu yerde pulmaz. Bir Müslümanlığı itikadında bir bemalal boşluk için satıvarıştı gidi bu. Abu Bakir Sıddı raziyallahu anh'u Bilal'ın ve bir kança kul boyan Müslümanlarını satıp azat kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı gelip ya Resulullah Bilal'ını satıp aldım degen de benim şerif kılıçım dediydi. Dese ey Resulullah azat kıldım onu. Hazreti Ömer aytadı Abu Bakir Sayyiduna bizning Sayyidimiz Abu Bakir Sayyidimizi azat kıldı. İslam iman kullu Sayyidlik derecesi gelip çıktı. İslam'da Sayyidlik pul bilen fakat mansab bilen yok ki nasıl nasab bilen bu olmayı iman bilen bu oladı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah subhanahu wa ta'ala Medine'ye hicret kılışı gibi yürüyende uzat bulan birge hicret kıldı. Bilal raziyallahu anh Medine'ye geldi. Kuraş'ın aziyetlerden kutularken Habibi, Nebisi bugün Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i yanında daimi buldu. Acil almadı. Hatta kölen peygamberimizin sayesiyen Bilal'ın yanında yürü olmasıydı. Şunu da dedim tarih muarıklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz okusa namaz okudu. Cihat kısa cihat kıldı. Yürüsü yürüdü, türsü türdü. Peygamber aleyhisselamı yanından ciletmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescid binasında hayası getkenden ki azanını cari kıldı ve Bilal'ını çakırdı. Havası çıralı gidi. Azan açlık gibi yürüdü. Bana şu günden başlayıp Resulullah'ın muazzini de kendi anına aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennetke kötü arıldım. Ve cennette ayak tavuşlarını işittim. Bu kimi avazın ayağın avazları desem Bilal'ını deyişti. Bilal ne mi işiniz var biz bilmiydik an sizi cennet yapgirgen dedi. Bilal raziyallahu anh hicaret bu yeniden Resulullah çıkan karşı işim yok. Fakat daim taharatlı yürümen. Her taharata geldi ki reket namazı okuyamam dedi. Karın kanıka yengir. İhtimal şu işiniz varsa gerek sizi cennet yapgirgen dedi. İslam'daki birinci azanını
Aytgan kishi Bilal roziyallohu anhu edi. Bilal roziyallohu anhu ana shu asr sahobatda yashar ekan, azonni aytib olardida Rasulullohning hujrasining eshigiga kelib turib, hayya alas sala, hayya alal falah derdi. Rasululloh chiqib kelar edi, yugurib borib takbirni boshlar edi. Mana shunday baxt egasi edi ular. Chunki Rasulullohni namozga chaqirishlik sharafiga ega bo'lgan edi. Qul bo'lib tug'ilgan. Lekin iymonni tanlaganda Alloh taolo bilan shunday bir aziz mukarram qildi. Qul bo'lib tug'ilgan, qora habash bo'lgan, otasi qul bo'lgan, enasi qul bo'lgan. Islomni aziz qiladigan, insonni aziz qiladigan esa faqat islom dini bo'ladi. Najoshiy Habashistonni podshosi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga 3 ta nohota bir zo'r ishlangan kalta-kalta nayzalardan hadiya qilib jo'natadi. Najoshiy iymonga kelgan birodarlar. Najoshiy vafot qilganda Rasululloh Madinada turib janozasini o'qigan. Mana risolada ko'rgansizlar kinolarida. Ana shu 3 ta nayzani bittasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ziga olib qoladi. Ikkinchisini Aliga, uchinchisini Umar ibn Xattobga beradi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin o'ziga olib qo'ygan nayzani Bilolga shaxsan qo'li bilan beradi. Ömrünü oxirigacha Bilal roziyallohu anhu faxrlanib ko'tarib shu nazani. Masjiddan tashqarida bir jamoat namoz o'qiladigan bo'lsa, nazani oldiga sayib qo'yaradi. Bu Rasulullohning bergan hadiyasi edi. To o'lgunicha bu nazardan ajralgani yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga Bilal roziyallohu anhu Badrda ishtirok etdi. Va Allohning dushmani bo'lgan Abu Jahl va Umayyalar musulmonlarni qilishidan xor bo'lib halok bo'lganligini ko'rib ko'zi quvondi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarga bergan va'dasini ro'yros qildi. Nusratini tushirdi. Rasululloh Makkaga fath qilib Makkani kirgan paytda ana shu o'zining zangori katibasida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuzlarini yopgan zangori rangdagi kiyimlarni kiygan o'zini xos qo'shini bilan kirdi. Shularda qatorida Bilal roziyallohu anhu ham bor edi. Rasululloh Ka'batulloh oldiga keldi. Eshigini ochib Ka'baga kirganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan 3 ta odam bilan kirgan edi. Musulmonlardan birinchi bo'lib payg'ambarimiz bilan Ka'baga kirilyapti. Birinchi marta. Shunda u bilan birga Uzot bilan birga Usmon ibn Talha kalitlanish olgan holda kirdi. Usomat ibn Zayd kirdi. Rasulullohning yoqimtoyini yoqimtoy o'g'li kirdi. Va uchinchi kishi Bilal ibn Raboh. Qora qul edi. Peshin vaqti bo'lganda butun ko'zlar, minglagan ko'zlar Ka'batulloyga qarab turganda Rasululloh buyurdi: "Ey Bilal, Ka'baning ustiga chiqing, azon ayting" dedi. Bilal chiqdi. Vatanidan haydalgan, 13 yil xorlik ko'rgan, xor bo'lgan, azoblangan vatanga qaytib kelishdi. Alloh taolo ularga qaytarib berdi vatanini. Ka'batulloh ustiga qora qul chiqib tavhid kalimasini e'lon qildi. Mushriklarda Makka ahlini ba'zilari ixtiyori bilan, ba'zilari majburan iymon keltirgan edi. Qora qulni Ka'baning ustiga chiqib ozonat ekanini ko'rgan ba'zi iymon kelgan kelgan, lekin iymoni mustahkam bo'lmaganlar, yaxshi ham otam o'tgan kuni o'lib ketuvdi. Bu sharmandalikni ko'rmasdan o'tib ketdi dedi. Ikkinchisi o'lganimiz yaxshi dedi. Abu Sufyon bor edi shu yerda. Abu Sufyon payg'ambarimiz Makka kirguncha chiqib iymon keltirib olgan edi. Kelib o'tirib payg'ambarimiz Ka'bani tavof qilar ekan, shunday o'tirib o'ziga o'zi qanday qilib Makkani berib qo'ydim-a? Makkani podshosi edim. Endi qana qilib qaytarib olsam ekan? Qaysi qabilalarga yordam qilsam ekan deb hayol qilib turganda Rasululloh shunday keladi-da oldiga. Unda Alloh seni xor qiladi deb ketadi. Bu Allohning payg'ambari ekan, yana bir marta guvoh bo'ldim deydi. Rasululloh tavofda davom etar ekan, haligi 3-4 tasi qo'yda gaplarni qaytaryapti. Biri unday dedi, biri bunday dedi, otam o'lgani yaxshi oldi dedi, biz o'lganimiz yaxshi dedi. Qulni chiqqanini ham ko'ramizmi Ka'baga deb turganda Abu Sufyonga qarashdi. Sen ham binosa deb qo'y degandek. Shunga qarab aytdiki, agar hozir bir gap gapirsam dedi. Mana bu tosh yoki mana bu qum Muhammadga gapirib qo'yadi. Deyishiga payg'ambarimiz keldi-da, eshitmagan edi. Ha Abu Sufyon, agar binasa desang, mana shu tosh bilan mana shu qum menga kimligini aytib qo'yadi dedi. Qalbimda shubha qolmadi dedi. Bilal roziyallohu anhu Ka'baning ustiga chiqdi. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammad rasululloh. Hamma yig'ladi. Chunki kechalar mana shu Ka'baning oldida tepkilanib xor bo'lib, sahobalari qatl qilingan mana shu Makkaning oldida, Ka'baning oldida musulmonlarga Alloh taolo Ka'ba eshiklarini ochib berdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Rafiqul A'loga safar qildi. Namoz vaqti bo'ldi. Rasululloh vafot etgan. Rasululloh yuvib kafanlashib qo'ygan, hali ko'mishgani yo'q. Peshinga azon aytyapti. Kim? Bilal. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna dedi, nafasi bo'g'ilib qoldi. Og'zidan so'z chiqmay qo'ydi, chunki yaxshi ko'rgan Habibi Muhammad Rasululloh yotibdi mayit bo'lib. Chunki bu azonni aytib tugatsa, eshigiga borib turib
hayyala sola, hayyala fala desa çıkardığın adam yok. Bana şu orunda hamma nakasını çıkaramıyor kaldı. Hamma yığladı, hatta sokalar olup gitti. Abu Bakr Siddiq raziyallahu anhu'ya Bilal keyinçelik 3 gün ozan etti de 4. günü gelip, ya Abu Bakr dedi, beni şu ozan etişlik işiden boşatsız. Çünkü ben buna sana kötü alışıkla takat kılarmayayım dedi. Sebabını sorarken de, ahir ben ozan etip öptürüm, Resulullah'ı hücresiye karab durup, hayyara sola desem, Resulullah işiyle çıkıp gelmezse, ben kendi takat kılamam buna sana. Abu Bakr ruhsat verir ozan etmezlik ya. Şam yurtlarda bulurken hazretlerine şerik buluşuyla haklarına inatıp Medine'den çıkıp geçtik usta soruyken de Medine'de kalasam dedi Abu Bakr. Şunu da dedi Abu Bakr dedi, eğer siz beni Umayye'den öz yüzüge kul kılıçlık için satılırken bu siz kalamam dedi. Ya eğer beni Allah için satılırken bu siz kim için satılırken bu siz özüz atışını kopmayın beni dedi. Abu Bakr mezzi Allah için azaltıyorum ben boşsuz dedi. Şam yeket dedi. Damaşka, Damaşklı turadı. Ve Abu Bakr öttü, Umar ibn al-Hattab raziyallahu anhu halife olup, Hind ana şu Şam ülkelerini ziyaret ettiğinde, Damaşk'ta sahabalar Umar ibn al-Hattab'dan iltimas kılıçtı. Bilal'e buyurun, azan etsin. Cüda uzak müddet görüşmeden Umar ve Bilal uçuraştı. Umar ibn al-Hattab, Bilal raziyallahu anhu hatta hürmet kılardı, hürmetini cahil kılardı. Mekanatı aliydi Umar ibn al-Hattab huzurunda. Ve ana şu mescidde durup, Damaşk'ta durup, Hazreti Ömer'in büyüğüne muvaffak Bilal raziyallahu anh azan etti. Aşkada anne Muhammed Resulullah'da yanında hemen kabulen sahabalar yığladı. Çünkü bunlar uttu atasından ayrılgın yetimlerde atasını esleyen de oturup yığlaştı. Çünkü bunlar Resulullah'da özü denen, atası denen, balası denen köpü yaşıyor gençleri. Siz bilen biz bu Resulullah'da tarihi, sahabalarda tarihini okuyup büyüğümüz cizz etmeyken deyip bizi bu kalbimizi tüge boyanla yine dünya bulan var bu koyanla yine biliriz. Bilal raziyallahu anhu vefat kılıç saatleri yetken de yanı da ayarlı turarken tosetten vah hazana ne kadar külfete dedi de bir özgü kettirip ne kadar kursançılığa çünkü ertteki Habibim aldı gibi arama ertteki Muhammed aldı gibi arama onun üstübatı gibi arama dedi ahirge çıkan lafızları şu oldu. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i huzuruya ravana oldu. Bilal raziyallahu anhu kara kul Tugul işleydi hiç kendi makyanatı, hiç kendi mansabı olmayan korakul, İslam degen, iman degen, nimetli mahkem şu degen de Allah Ta'ala bu zatla naziz kıldı. Allah Subhanehu ve Ta'ala bu adı hayatını eşitip, übret var şekilde hemen bize nasip eden olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.